Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 152. modelim üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir model hazırlayacağız. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben burada ara kısmına fil dişi çalıştım. Dilerseniz farklı ara modelleri de çalışabilirsiniz. Şimdi ben burada 4 tane zürafa bırakarak 2-4, dilerseniz 5 de bırakabilirsiniz. 5. zürafaya batıyorum. İpin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyarak buraya düğümümü attım. Üç tane zürafa yaparak başlıyorum. 1 2 3. Baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Buraya küçük bir daha oluşturacağız. Hemen ortadaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Baştaki zürafaya batarak tekrar geri dönüyorum. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya zürafa yaptım. Bu büyüklükte, yani zürafa yaptım arkadaşlar. Zürafadan da çok fazla büyük değil. Bir yuva oluşturmuş oldum. Şimdi yuvanın içine batıp buradan geri dönüyorum. Önce buraya bir yaprak yapacağız. Ben sık iğneli bir yaprak yapmayı tercih ettim. Dilerseniz alt kısmına pırpır yaparak da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Zürafa yaparak hemen başlıyorum. 2 tane zürafa ile başlayacağım. Baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak artırma yapıyorum. Artırma tekniğini kullanarak önce artıracağız. Yanındaki zürafaya battım. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Zürafa sayım 3 oldu. Başında ve sonunda artırma yapıyoruz arkadaşlar. Baştaki zürafaya batıp tekrar buradan geri döndüm. İpimi çok gergin bırakmıyorum. Baştaki zürafaya tekrar batarak buraya artırma yapıyorum. Ortadaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya tekrar battım. Zürafa sayım 4 oldu. Tekrar baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Bir sıra daha artırma yapacağım. Baştaki zürafaya batarak artırmayı yaptım. Hemen yanındakine battım. Sırasıyla her bir zürafanın içine batarak zürafa yapmaya devam ediyorum. Sondaki zürafaya tekrar batarak artırma yapıyorum.
Zürafa sayım 5 oldu. Baştaki zürafayı batarak tekrar buradan geri dönüyorum. Ben kenarına küçük bir pırpır koyacağım. Dilerseniz pırpır koymadan da çalışabilirsiniz. Hemen baştaki zürafayı tekrar batarak kenarına pırpır yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte bir pırpır yaptım. Hemen yanındaki zürafaya batıp zürafa yapmaya devam ediyorum. Artık burada artırma yapmıyoruz. Eksiltmeye başlayacağız. Sondaki zürafaya battım. Artırma yapmıyoruz. 4 tane zürafamız kaldı. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Bu şekilde zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamlayacağım. Zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamladım. Üzerine pırpır yaparak ipimi kopardım. Kenarında 5 tane pırpırımız oldu. Şimdi yuvanın içine tekrar batarak ipin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyup düğüm atıyorum. Buraya çiçeğimizin sap kısmını yapacağız. Hemen bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Sinek kanadının boyu artırmış olduğumuz en üstteki en son artırmış olduğumuz zürafadan birazcık küçük olacak arkadaşlar. Yani şu şekilde tuttuğumda dörtlü olan sıraya denk gelmesi gerekiyor. Bu büyüklükte. Hemen buraya ikincisini yapıyorum. Ben buraya sinek kanadı yaptım ama dilerseniz sadece 2 tane pırpır yaparak da uygulayabilirsiniz. Daha dik durması için bu şekilde çalıştım. Evet. Buraya 2 tane sinek kanadı yapmış oldum. Burada hemen iplerimi keserek temizledim. Şimdi üzerine modelimizi koymaya başlayalım arkadaşlar. Hemen sinek kanadının pırpırına batarak buraya düğümü atıyorum. Yanındaki sinek kanadının pırpırına batarak buraya küçük bir yuva oluşturuyorum önce. Bu büyüklükte. Yuvanın içine batarak hemen ortasına bir düğüm atıyorum. Önce modelimizin ortasını oluşturacağız. Hemen yuvanın içine batarak buraya minik bir pırpır yapıyorum. Oyamı çeviriyorum. Dilerseniz çevirmeden de çalışabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Tekrar yuvanın içine batarak ipimi pırpırın üzerine düzenleyip ikinci sırayı yaptım. Tekrar oyamı çevirdim. İpimi karşıya doğru çektim. İpimi üzerine düzelterek düğümümü atıyorum arkadaşlar. Üçüncü sırayı yaptım.
hemen oyamı çevirdim. Dördüncü sırayı yapıyorum. Dördüncü sırayı yaptım. Her çevirdiğimde ipimi önce karşıya doğru çekiyorum ki kolay şekil alsın. Ve bu beşinci sıra. Bu şekilde üzerine bir keloğlan olan yapmış olduk. Şimdi oyamı tekrar çeviriyorum. Yuvanın içine batıyorum. Bu defa keloğlanın tam üzerine gelmeyecek arkadaşlar ipimiz. Biraz uzun bırakacağım. Bu büyüklükte bir boşluk bıraktım. Oyamı düz yüzünü çevirdim. Dilerseniz buradaki ipiniz iki kat olacak şekilde çalışabilirsiniz. Keloğlanı 4 sıra yapıp önce yuvayı oluşturup tekrar yuvanın üzerinden geri gelebilirsiniz. Bu sayede ipiniz iki kat olur. Ben tek kat üzerine çalışacağım. Burada o yüzden 5 sıra yaptım. Hemen yuvanın içine batarak boş bir düğüm atıyorum buraya. Tekrar batıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Bu büyüklükte. Hemen ikincisini yapıyorum. Birkaç tane yaptıktan sonra daha rahat çalışırsınız arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırın içine batarak tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Bu sinek kanatların boylarını ne kadar eşit yaparsanız modeliniz o kadar muntazam olur. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırın içine batıp tepesine düğüm attım. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde yuvanın içi doluncaya kadar sinek kanadı yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Diğer sinek kanatlarını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Üzerinde 11 tane
Sinek kanadı sığdı benim yuvama. Ama bu yuvanızın büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir arkadaşlar. Ben burada tek çalışacağım için sinek kanadını birazcık büyük yaptım pırpırlarını. Dilerseniz biraz daha küçük çalışabilirsiniz. Bu boyun iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ara kısmını da yaparak tamamlayalım. Bu kısmında 4 tane zürafa bırakmıştım. Burada ise 6 tane zürafa bırakacağım. Çünkü çiçeğim sağ tarafa çok meyilli. 2, 4, 6, 7. zürafaya batıyorum. Buraya hemen bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri dönüyorum. Geri dönerken zürafa yaparak dönüyorum arkadaşlar. Dilerseniz zürafa yapmadan da çalışabilirsiniz. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum zürafa yapıp. Hemen bir sonraki zürafaya batıp aşağıya iniyorum. Bu şekilde ara kısmını da yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Üzerlerine ise küçük pırpırlar yaptım. Dilerseniz daha sade de bırakabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.